FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Milletvekilleri genel kuruldayken meclise hedef aldılar. Milli iradenin kalbi o gece ağır yara aldı ama dimdik ayakta kaldı. 15 Temmuz 2016'da sokaklar gibi mecliste darbeye direndi. Ankara'da olan milletvekilleri hiç düşünmeden meclise koştu. Baktım köprüye tanklar giriyor. Aldım abdestimi, geldim meclisime. Hiçbir kimseden teklif olmadan kendi irademle ve düşüncemle meclisi açtım. Sayın Katip Üyeler, yerlerinizi grup başkan vekillerine verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece hainlerin hedefindeydi. Meclis Genel Kurulu kapalıydı. Milletvekilleri buraya geldi, Meclis Genel Kurulu'nda toplandı. Parti ayrımı olmadan demokrasiye sahip çıkıldı. Ancak milletvekilleri buradayken milli iradenin kalbine tam 3 bomba düştü. Meclise ilk gelen 6-7 milletvekilinden biriyim. Cumhurbaşkanımız sokağa davet ettiğinde milletin vekillerinin de burada milletin emaneti olan bu meclise sahip çıktığını ve görevinin başında olduğunu kamuoyunun bilmesiydi. Ve rejiye bağlandık. Genel kurulun oraya düşen bombayı çok yakın hissettik. Çok barut ve toz kokusu içeriye doldu. Bir an göz gözü görmez bir toz bulutu ve barut kokusu oldu içeride. Bu gece mecliste olmalı. Geldik hep birlikte meclisi açtık. Ve dedik ki biz buradayız, demokrasinin arkasındayız. O gece biz ışıkları yanmayan meclisin ışığını yakıp tepemize bombalar yağarken demokrasinin arkasında durduk. O gece genel kurulda partiler ve renkler yoktu. Milli iradeye sahip çıkmak adına kurallar, temayüller aşıldı. Sayın Katip Üyeler, yerlerinizi grup başkan vekillerine verelim. Bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Hakim kalacağı muhakkak olan bir teşebbüsle karşı karşıyayız. Bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Bu tablo hainlerin daha da aklını başından aldı. Savaşta düşmanın yapmayacağı şeyi yaptılar. Bir asırlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. İlk bomba saat 02.33'te Dikmen Kapısı'nın yanındaki bahçeye atıldı. Bütün Türkiye'de deyim yerindeyse Türkiye bir uçurumdan döndü. Çünkü bu darbecilerin ilk hedeflerinden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ele geçirmekti. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet üyeleri hedefti. O karanlık gecede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda milletvekilleri demokrasi destanı yazdı. Sabahın ilk ışıklarına kadar kimse buradan ayrılmadı. Ancak Ankara semalarında gezen savaş uçaklarının hedefinde Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı. Meclisin bahçesine ilk düşen bombanın ardından ikinci bomba ana binadaki işte bu alana düştü. Darbeciler milli iradenin kalbini durdurmak istiyordu. Bu kez genel kurulun toplandığı ana binayı bombaladılar. Saat 03.20'de atılan ikinci bombanın tahribatı büyük oldu. Burayı kapatıp aşağı gidersin, bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis korktu de. Bizim burada yapacağım şey burada ölmektir. Milletvekillerinin tavrı demokrasiden ve milli iradeden asla kopmamak yönünde oldu. Ancak bombalar yağarken daha güvenli bir yerde nöbeti sürdürmek ihtiyacı doğdu. Sığınağa inildi. Milletvekilleri saat 03.33'te atılan 3. bombaya sığınakta yakalandı. Darbeye karşı tek ses olunan ortak bildiri orada hazırlandı. Türkiye kara geceden aydınlığa çıktığında mecliste dehşet uyandıran görüntüler vardı. Atılan 3 bombayla 30'dan fazla kişi yaralandı. Meclisin birkaç yüz metre ilerisindeki genelkurmaydan da hala silah sesleri geliyordu. Kurşunlanmıştı, bombalanmıştı. Meclis büyük yara almıştı ancak dimdik ayakta kaldı. FETÖ'cü darbecilerin ihaneti unutulmasın diye bombalanan yerlerdeki izler silindi.